Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mol sorularından çözeceğim. İsterseniz hemen birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki 0,2 mol bakırı hesaplayın. Şimdi şunu hatırlamamız gerekiyor. 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane parçacık demek. Bu durumda 0,2 mol kaç eder diye bakıyoruz. İlk önce ben bu Avogadro sayısını 2 ile çarpıp daha sonra da burada 0,2 mol dediği için bir basamak kaydırıyorum. Ve sonuçta bu kadar bakır parçacığı varmış. İkinci sorumuza devam ediyorum. İkinci sorumuz diyor ki bu kadar parçacıkta kaç mol olduğunu soruyor bu sefer. Şimdi ilk önce ben bunu çevirmek istiyorum. Burada 10 üzeri 22 diyor dikkat ederseniz. Bu şöyle yapayım pardon. ...12, 4, 23 demektir. Bu da az önce hesapladığımız sorudan da hatırlayacağınız üzere 2 mol oluyor. 2 mol alüminyum varmış elimizde. Bir sonraki sorumuz diyor ki bir tane hidrojen atomunun molünü hesaplayın. Şimdi 1 mol hidrojen atomu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 demiştik. Şimdi ne kadar mol olduğunu hesaplayacağız. Bu parçacıklardan bir tanesinin. Bu da 1 bölü n diyeceğim arkadaşlar. Bu da 1 bölü Avogadro sayısı oluyor. Bu kadar mol oluyormuş. Bir tane hidrojen atomu. Zaten 6,02 çarpı 10 üzeri 23'te N demek aynı zamanda. Bunu da hatırlatmış olayım. Bir sonraki soru diyor ki 80 tane nikel atomu kaç mole eşit? Şöyle yine her zamanki şeyle başlıyorum. 1 mol nikel 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise kaç moldür? 80 tanesi. Bu sefer de 80 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 mol. Tabii ki birimlerini de yazmayı unutmamalıyız. Şimdi bu soruda da bu kadar. Parçacık kaç tane, kaç mol sodyum ediyor diyor. Şimdi ben burada bu sayıyı 3'e bölerseniz arkadaşlar Avogadro sayısını elde ediyorsunuz. O zaman bunun içinde 3 mol olduğunu direkt bulabiliriz. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Şimdi bu sayıyı bir önceki sorulardan da hatırlayacağınız üzere 2 mole eşit. Çünkü bunun ikiye bölümümüzde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 çıkıyor. Direkt de sanırım soruyu çözmüş olduk. Evet. ne diyor bir sorumuzda? Bu kadar mol N2O5 varmış. Bunlar molekül. Bunun altını çizelim. Number of molecules. Tamam. Şimdi 1 mol N2O5'te
6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane parçacık var. Peki 0,25 molünde ne kadar vardır diyoruz. Bunu da çarpmak şöyle oldu arkadaşlar. 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü 4'e bölmeye eşit oluyor. Buradan da 1,505 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül gelir. Daha sonra içindeki oksijen atomları. Şimdi 1 mol bileşikte bakıyorum 5 mol oksijen varmış. Bu durumda bu bileşiğin 0,25'inde ne kadar mol, daha doğrusu ne kadar gerçi molün hesapları ne kadar mol oksijen vardır diyorum. Buradan da bize 0,25 mol gelecek. Tabii bunu da Avogadro sayısıyla çarpmamız gerekiyor. Çünkü bize atomu soruyor. Molünü değil. Buradan da şöyle yazayım. Yer kalmadı. Buradan da 7,525 çarpı 10 üzeri 23 tane atom geliyor. Şimdi nitrojen atomlarının ne kadar olduğunu istiyor. Yine aynı mantık. 1 mol N2 O5'te bakıyorum 2 mol azot varmış. Bu durumda 0,25 mol N2 O5'te kaç mol azot vardır diye bakıyorum. Buradan da bize 0,50 mol, yani yarım mol. Yarım mol de ne demek? Avogadro sayısını 2'ye böldüğümüzde çıkan şey 3,01 çarpı 10 üzeri 23. Bir sonraki sorumuz bize diyor ki magnezyum fosfat ne kadar moldür diyor ama böyle şöyle bir ayrıntı da vermiş. Bunun içinde 0,25 mol oksijen atomu varmış. Şimdi bizim bunda ilk önce şunu yapmamız gerekiyor. 1 mol compound'da bakıyorum şuradan 8 mol oksijenim var. O zaman şöyle yanlış tarafa yazdım. 0,25 mol oksijen olduğu zaman bu compound ne kadar oluyor diye bakacağız. Kaç mol diye. Buradan da bize 0,25 bölü 8'den 1,32 mol compound gelecek. Demek ki bu kadar mol magnezyum fosfatımız varmış ki 0,25 mol oksijeni var içinde.